Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere ev ve inşaat için yazdığım inşaat yönetim programını tanıtmaya çalışacağım. Daha önce de mimarlar ve mühendisler için bir inşaat programı yazmıştım. Yine bir mimar arkadaşımızın yönlendirmesiyle, yani onun ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde bir program yazmıştım. Özellikle inşaat yapan çoğu inşaatçı tam olarak kendilerine hitap etmediğini, inşaatçıların da işini görebilecek bir şekilde bir talepleri oldu. Özellikle ev ve inşaat böyle bir talepte bulunduğu programı kendileri için özelleştirdim. Hemen programı tanıtmaya çalışayım. Yine burada ilk baştaki projeler yine bir mimarlar için kullanılacak bir modül. Burada proje ekleniyor. Projenin bilgileri girildikten sonra sözleşme hazırlanıyor. Sözleşme imza altına alındıktan sonra projenin evrak başvurularından belediyeden ruhsat alıncaya kadar ki tüm aşamaların kayıt altına tutulabileceği ve projeyle ilgili giderlerin de girilebileceği bir modül. Bunu daha önce tanıtmıştım. Bu videonun altına da bunun daha önceki tanıtım linkini de ekleyeceğim inşallah. Şimdi özellikle inşaatla ilgilenen firmalar için yazdığım bu programa geçelim. Burada vadeli işlemlerin listesini görüyoruz. Burada kaç tane inşaatımız varsa bu inşaatı seçip inşaattaki vadeli işlemlerimiz varsa bunları görebiliyoruz. Bu vadesi gelen çeklerdir veya açık hesapların görüldüğü bir ekran. Buraya birazdan geleceğim. Buradaki ise bağlantı anlaşması. Burada 4 tane carim var. İstersem yeni cari ekleyebiliyorum. Mevcut olan Sascom Teknik Hırdavat carisine örneğin açıyorum. Buradan mesela biz örneğin kapı bağlantısı yapacağız. Buradan çelik kapıyı seçiyorum. Anlaşma tarihimiz Şubat'ın 15'ine kadar. Birimi adet. İşte 120 tane çelik kapı sözleşme anlaşması yapıyorum. Bana tanesini 7.000 liradan vereceksin diye anlaştık. Açıklamamızı, şartlarımızı yazdık. Kaydete bastım arkadaşlar. Bu bir tane bağlantı anlaşmamızı ekledik. Örneğin Pimapen kapı içinde yine adet diyorum. Bu sefer 240 adet tanesi de 5.000 liradan anlaştık mesela. Açıklama yazıp kaydete basıyorum. Evet diyorum. Ve bu şekilde bağlantı anlaşmamızı oluşturuyoruz. İstediğimiz kategoride bu anlaşmaları yapabiliyoruz. Peki kategorileri nereden ekliyoruz derseniz, burada inşaat kısmına geldiğimizde burada kategoriler var. Siz kendiniz yani inşaatçı arkadaşlar bunu daha iyi bilirler. İsterlerse birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, kaç katsa artık her katın da o kata giden bütün alt başlıklarını yazabilirler. Ve ona göre örneğin temel için demir dersiniz. İşte birinci kat demiri, birinci kat çimentosu vesaire gibi alt kategoriler oluşturulup hangi kata ne kadar masraf yapıldığını vesaire görmek için ana kategoriyi buraya yazıp kaydediyoruz. Alt kategorileri de buradan oluşturuyoruz. Az önceki bağlantı anlaşmasında da o kategoriler vardı zaten. Az önceki şeyde de gördüğünüz gibi alt kategoriler buraya geliyor. Şimdi hemen inşaata geçelim. Buradan bir inşaat ekleye tıklıyorum. İl Ankara diyorum. İlçe Bala diyorum. Mahalle işte Şafak Mahallesi olsun. Metrekare binamız 500 metrekarelik bir bina. Paftasıdır, adasıdır, parselidir. Burada parsel sorgulamadan da parseli erişebiliyoruz. Mal sahibi Kemal Bey diyelim. Ondan sonra açıklamamızı yazdıktan sonra kaydete basıyoruz ve bir inşaat oluşturduk. Şimdi bu inşaatı seçtikten sonra İnşaat işlemlerine geliyorum. Burada hem malzeme hem de işçilik masraflarımızı buraya işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi binamızın bilgileri yukarıda. Hemen buradan geliyorum. Mesela şeyi seçiyorum. Kapıyı seçiyorum. Burada çelik kapı diyorum. Birimi adet. Hemen bağlantı aktif oldu. Çünkü bağlantımız var. Bağlantıya tıklıyorum. Mesela şu cariyi seçersem herhangi bir bağlantı anlaşmamız bulunmamaktadır diyor. Bulunmamaktadır. Yine Sascom'u seçiyorum. Gördüğünüz gibi çelik kapı anlaşmamız var. 120 adet. Kalan 120 adet. Hemen çift tıklıyorum. Örneğin 60 adetini alalım ya da 50 adetini aldık. Hemen fiyat 7.000 liradan hesapladı otomatik. Örneğin çek verdik. Çekin vadesi de ayın 30'u olsun. Kaydete tıkladım ve evet'e bastım. Gördüğünüz gibi şu anda bu bir inşaata 350.000 TL masraf yapılmış. Peki nerede ne masraf yapılmış? Buradan kapıyı seçiyorum. Kapı ana kategorisinde bu masrafın yapıldığını görüyorsunuz. Çelik kapı diyorum. Pimapen deyince zaten burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi çelik kapı
alt kategorisine bir masraf işlenmiş gördüğünüz gibi. Yine buradan geliyorum. Tekrar kapıyı seçiyorum. Çelik kapı diyorum. Yine adet seçim bağlantı deyip buraya çift tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi miktarımız 120-50 adet alınmış. 70 adet hala var. Yine çift tıklayarak 70 adet daha alındı diyelim. Ve bu sefer de vadeli bir işlem. Vadeli dedik. Yine buradan vade tarihimizi de ayın 30'unu seçiyorum. Kaydı da basıyorum. Evet diyorum arkadaşlar. Bu da işlendi. Şimdi çelik kapıya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi iki tane işlem yapmışım. Birisinde çek, birisinde vadeli işlem. Tutarda gördüğünüz gibi 840 bin, ana binamıza da 840 bin masraf yapılmış oldu. Hemen yine kapıyı seçip pimapeni seçiyorum. Adet diyorum bağlantı. Buradaki carimi seçip gördüğünüz gibi 240 adet pimapen var. Çift tıklayarak 240 adeti birden aldım diyelim. Kendisine çek vereceğim ve kaydete basıyorum. Hemen bina masrafımızı 2.040.000 TL olduğunu görüyoruz. Birinci katta bir iş masrafı yok. Sadece burada kapı başlığında çelik kapıya 840.000, pimapene de 1.200.000'e harcadığımızı, burada kapıyı seçtiğimiz zaman da bu kapı ana kategorisinde 861.000 lira masraf yaptığımızı görüyoruz. Çelik kapı ve pimapen. Şu anda binamızın masrafı 2.040.000 TL. Buradan bir de isterseniz işçilik gireyim. Mesela işçiliğe geliyorum. Ana kategori mesela ne diyelim? Birinci kat kazı diyelim. Bir firma ile anlaştık metrekaresini bize 5.000 liraya 500 liraya kazacaklar. Artık neyse. Ben burayı tam olarak bilmiyorum ne anlama geldiğini. Ekstra ödeme bu kadar. Toplam bu kadar. Ödeme şekli yine vadeli diyorum. Vade tarihini girdikten sonra kaydete basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda birinci katın kazısına ne kadar para masrafı etti? 6.600 TL. Ana malzeme olarak kapıya bu kadar masraf yapmışım. Yani binanın şu anda toplam masrafı bu. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Geliyorum mesela şeye, vadeli işlemlere. Az önceki binamızı seçiyoruz. Kemal Bey binayı seçtim. Gördüğünüz gibi çelik kapı, pimapen. Burada vadelerini bekliyoruz ödemek için. Aynı zamanda işçilik olarak da yine işçilik 6.600 lira burada bekliyor. Örneğin şunun parasını ödediysek ödeme yap diyoruz. 350.000 TL ödensin mi? Evet dedik ve onun ödemesini yapmış olduk. Yine bunun da ödemesini yapıyoruz. Ve şunun da ödemesini yapalım. İşçiliğin de ödemesini yapalım mesela. Gördüğünüz gibi tüm ödemeleri yaptık arkadaşlar. Hemen gelip binaya bakalım. İnşaatımıza tekrar bakalım. Şu anda inşaatımız 2.046.600 TL mal olmuş. Yani masraf yapmışız ve tüm parayı da ödemişiz. Örneğin yazdıra basıyorum. Evet diyorum. Hemen bina giderini de buraya giriyorum. Bina gideri diyelim. Gider rapor. Masa üstüne kaydettim. PDF olarak. Hemen masa üstündeki PDF'i açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde ekrana geliyor. Proje kodumuz, işte bilgiler burada. Hemen buradaki gider, aslında bu malzeme gideridir. Bu tam biraz görülmemiş gibi, onu düzelteceğim. İşçilik giderlerimizi görüyorsunuz. Malzeme giderimiz 2.040.000, ödenen 2.040.000, bir de işçilik olarak da 6.600 ödenmiş burada görünüyor arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Şimdi buradan aynı zamanda grafik olarak da görebiliriz. Az önceki binamızı seçtiğim zaman 2.046.600 TL'nin masraf yapıldığını, bunun bu kadarını da ödendiğini görüyoruz. Kısacası bir inşaata yapılan tüm harcamaları kalem kalem, kategori kategori buradan görebiliyoruz. Tabii inşaatçı arkadaşlar bu verileri girdiklerinde çok daha anlamlı ve çok daha güzel görünecektir. Ben tam olarak işten anlamadığım için belki tam olarak size anlatamadım da programı. Dolayısıyla burada bağlantı anlaşma carilerimizi ekliyoruz. Bağlantı anlaşmalarımızı ekliyoruz arkadaşlar buraya. Mesela bir bağlantı anlaşmamızı silmek istediğimiz zaman da şu anda bağlantı anlaşmamız tamamdır. Çift tıklayıp kapatılsın. Evet dedim ve bunu da bu şekilde bağlantı anlaşmalarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatılmış kısma geliyor. Yine çift tıklayarak
bağlantılarımıza devam edebiliyoruz eğer istersek tabii ki. Yani program tamamen bir inşaat firmasının tüm masraflarını rahat bir şekilde takip edebileceği şekilde tasarladım, yazdım. Çok kullanıcılı olarak kullanılabilir arkadaşlar. Yani birden fazla bilgisayarda aynı anda işlem yapabilirsiniz. Burada vadelisi gelen çeklerinizin, açık hesaplarınızın ödemesini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bağlantı anlaşmalarınızı yapabiliyorsunuz. İnşaatlarınızı ekleyip ana kategorilerinizi oluşturup ana ve alt kategorilerinizi oluşturup ona göre binanıza yaptığınız tüm masrafları girebilirsiniz. İsterseniz buradan da yine kategorilerinizi oluşturabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi ben bu işten anlamam yani. Sadece firma benden ne istediyse, ihtiyacı neye varsa onları söyledi. Ben de aynen onların istediği gibi hazırladım. Tabii ki hazırlama sürecinde ekranları da paylaştım. İşte burada bu olacak, burada bu olacak. Tamamen onların okeylemesiyle ilerledi program. Ve bu şekilde programı tamamlamış olduk. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa arkadaşlar bst@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Fiyatı uygundur. Kullanması çok basittir gördüğünüz gibi. Excel'lerle işte değişik şeylerle deftere yazarak işlemlerinizi takip etmeniz zor olur. Burada tek bir tuşla bu bir inşaatın maliyetini görebilirsiniz. Örneğin yarın öbür gün başka bir bina yaptınız. Burada 500 metrekarelik bir binanın toplam masrafını, her katın toplam masrafını görebilirsiniz. 500 metrekare. İşte bir yıl sonra 1000 metrekareli bir bina yaptığınız zaman ortalama ne kadar demir, çimento, işte kapı, pencere kullanacağınızın ortalama ne kadar maliyette bu işi bitireceğinizi çok rahat bir şekilde bir arada görebileceksiniz. Bence faydalı bir program. Özellikle bu işle ilgilenen inşaatçı firmalar, müteahhit firmalar için. Fazla uzattım. Hakkınızı helal edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.